Cengiz Han'ın batıya doğru yayılmaya başladığı en güçlü devri. Türkler Orta Asya'da her bölgeyi ele geçirerek yerleşmeye başlıyorlardı. Bu arada kara yiğitler vahşetin en korkuncunu yapıyordu. Cengiz Han'ın emriyle Selanga Irmağı'nı geçen bir avuç bahadırın kahramanlık destanı. Bu öyle bir kahramanlık destanı ki yollar tüketilecek, dağlar aşılacak, kaleler zapt edilecek, Türk'ün adı, bahadırlığı nesiller boyu dilden dile dolaşacak. Can Bey, ileride yangın var. Oba yanıyor, topuklayın! Haydi yiğitlerin! Can Bey.
kızları götürdüler. Kirayitler. Hadi arkadaşlar, atlayın atlara. Ormandayız ara. İzler ikiye ayrılıyor ormanda, biri sağa gidiyor. Şenlik başlıyor! Pek değil. Tilki gibi kurnaz, şeytan gibi akıllıdırlar. Biraz zor. İnin atlardan, ormana dalacağız. Köye bırakıp obaya dönelim.
Ayşak hanım! İki günlük yol üzerinde birkaç kara yiğit itinden başka kimseye rastlamadık. Onlar da buyruklarınıza karşı geldikleri için canlarını Tamu'ya gönderdik. Tanrı katında yüce olacağım bey! Benimle gel! Kurtcebe ve Talmaç bey askerle uğraşırlar. Onları savaşa hazırlarlar. Bir uğraşa gideceksin Can bey! Beni sevindirecek bundan daha güzel bir bağış olmazdı Hakan'ım. Yanına istediğin kadar bahadır alabilirsin. Urumçi kalesini bilir misin? Duymuşluğumuz vardır Hakan'ım. Şeyhül Cebel'e varacak ve ona diyeceksin ki Cengiz batıya doğru gider. Söz verdiği avadanlıklar ve hakkım olan altınları göndersin. Diretirse ovalardan sel gibi kan akar. Bunun da sorumlusu o olacaktır. Bayrak, rengini yerdeki kandan alırsa tarih önünde bunun sorumlusu Şeyhül Cebel'dir. Emredersiniz Hakan'ım. Yanıma alacağım adamlara gelince at uşağım ve silahçılarım bana yeter. Yolun açık olsun Can bey! Ay hilal halini almadan dönmelisin! Emir Hakan'ımın! Tanrı seni alacak erkeğe sabır versin! Yazık olacak sana çaylak! Evet ama hiç değilse sizin gibi karga değilim. Şu masada tavuğa bak çakal! Haddimizi biliriz! Onun işine karışmaya gelmez, gel sen de otur! Doğru söylüyor! Ah.
Bana sarılıp nasılsın diyeceksin sanmıştım. Beni böyle bırakamazsın. Aylardır sana hasretim. Sen benim beşik kerteğimsin. Bunu yaparken bana sormamışlar ki. Bir gün senin karın ol. Diyeceksin. Has kadın erinin lafını dinler. Bana da deli gümbuldaklı Aycan derlerse peşini bırakmayacağım. Geliyorum Can Bey. İleri bakacağına bir de geriye baksan iyi edersin. İnşallah yemeği vardır. İyi inşallah, inşallah. Bunu sen istedin. Hadi, sür bakalım atını. Davranın! Prensese zarar verirseniz kanınızı akıtırım. Ondan başka kimse sağ kalmayacak.
size hiçbir zararımız dokunmayacak. Yarın sizi babanıza teslim edeceğiz prenses. Birileri geliyor. Şuraya bakın. Gördüm. Belki yiyecek bir şeyleri vardır. Hani, açlıktan da ölüyorum. Yemekten başka bir şey düşünmez misin sen? Gelenler var Yalman. Kıza göz kulak ol. Selamünaleyküm. Bize verecek yiyeceğiniz var mı? Aleykümselam ya Seydi. Yiyeceğimiz yok denecek kadar az. İşinize karışmak istemezdim ama... bu kadın burada ne arıyor? Senin ne işine be adam? O Yalman'ın karısı. Şimdi boyundan büyük halt ettin serseri. Öyle acem şalları giyinmiş bir kadın. Ne de yakışıyor vücutsuza. Ölümünü sen istedin ya Seydi. Bak sen! Cebel'in kardeşim. Bu kolyeyi abime verdiğiniz an en az 10.000 altın alırsınız. Sizde kalsın. Kim olursan ol, şansından kurtuldun. Madem öyle, abin Şeyhül Cebel'in ülkesine yakınız. Bilmiyorum. Beyoluha'dan geliyorduk. Bedeviler yolumuzu kestiler. Ben bunun başına güneş geçmiş diyorum da inanmıyorsunuz. Güneydoğu'ya doğru giderseniz Selenga Irmağı'na varırsınız. Oradan sonrası Şeyhül Cebel'e aittir. Öyleyse atlara! Sana gelince kolyeni yerine tak. Zaten Şeyhül Cebel'i görmeye gidiyoruz. Ağabeyisinin Şeyhül Cebel olup olmadığını bilmem ama... o madalyon en az 1000 altın eder.
Atlayacağız. Dinlenmeye bakın. Gece yarısı yola çıkacağız. Aklından geçenleri biliyorum. Eğer o kızın kalbini çalacağını sanıyorsan, senden evvel onun canını cehenneme gönderirim. Ne zamandan beri bir arada kalmadık, değil mi Can? Aşiret çadırları var. Bu tarafta kim olursa olsun, abimin işaretini görünce bize hizmet ederler. Atlarımıza ot ve bize istirahat edecek bir çadır verin. Yol arkadaşlarım ve ben çok yorgunuz. Emirleriniz başım üstüne ya Seydi. Kimdir bu Bahadır ya Seydi? Cengiz Han'ın bayraktarı, Asya'nın kaplanı Can Bey. Çok güzel ya Seydi. Buyurun. Bahadırlar. El Cafer çok misafirper vermiş. Obasıyla beraber Mihriban ve Aycan'ı da götürmüş. Dün akşamki rüya mıydı yoksa? Rüya mı
değil mi bilmem ama günlerce yol yürüyeceğiniz bir hakikat. Ne yana gidiyoruz Can Bey? Herhalde obaya değil, gün doğusuna. Mecburen çölü geçeceğiz. Mihriban! Canım abicim! Senden ümidi kesmiştim Mihriban, ne oldu anlat! Onu Moğolların elinden kurtardım şeyhim! Yalan abi! O beni bir aşiretten kurtaran genç bir Türk'ün elinden çaldı! Ne? Bir Türk mü dedin? Evet! Cengiz Han'ın bayraktarı Can Bey dediğim genç! Korkmana sebep yok Bedevi! Hakkın olan mükafatı alacaksın! Doğru söylediğine inandım! Fakat abi! Lafımı kesme! Cengiz'le harp halinde olduğumu bilmen lazımdı! Onlar seni Cengiz'e götüren ve böylece benim elimi kolumu bağlamak isteyen pis casuslardan başkaları değildi! Ona 1000 altın verin! Emredersiniz efendim! Tuttuğunuz altın olsun şeyhim! Demek beni bunun için götürüyorlardı. Buralara kadar gelme cesareti gösterenlere bir karşılama töreni hazırlayacağım. Hareme çekilebilirsin. Biri şarkı söylüyor. Hayal görmeye başladı. İnsan sıcakta da üşütürmüş. Vallahi gelen var! Ne olur canımı bağışlayın, ben fakir bir bezirganım! Canın senin olsun ihtiyar, biz senden biraz su ve gideceğimiz yol için malumat isteriz! Nereye gidiyordunuz? Urumçi'ye gideriz bezirgan! Beni takip edin, öğleden sonra Urumçi'de oluruz! Thank you.
Bu tepenin ardı Hurumçi Kalesi'dir. Sağ ol Bedirgan. Yolunuz açık olsun. Bana iyi bak ahbap! Beni tanıdın mı? Seni nasıl unuturum sersem, bu pis suratını gören bir daha ömrünce unutamaz. Şeyhül Cebel'den alacağım en az 1000 altına mal oldun bana! Ne yapalım, şansın yokmuş. Bu sefer de bu karşılaşma canına mal olacak. Seni sonu geldi artık. Dua et köpek. Karanfil, zencefil, tarçın, Hindistan baharatı. Karanfil tarçın bahar al! Şerbetçi! Buz gibi şerbet! Sen buz gibi... yok mu içen? Kapar! Başlaklar yaşamak! Bu tarafa beyler! Bu tarafa! Dünyanın en güzel kızını huzurlarınıza getirdim! Şunun güzelliğine bakın! Saray bahçelerinden koparılmış vahşi ve güzel! Böyle bir cariye sahip olmak isteyen yok mu? Haydi! Bu güzel kızı isteyen yok mu aranızda? Dürtüp durma, gördüm! Ne?
Benden 50 akçe. Oğlak mı satın alıyorsun? Şu güzelliğe bak! Bin akçe! Bin akçe! Yok mu arttıran? 1500! 1500! 2500! 2500 akçe! Yok mu arttıran? Satıyorum! 2500! Delirdin mi sen? Bizde 50 akçe bile yok! 2500! Var mı arttıran? 5000! 5000! 10.000 akçe! 10.000 akçe! Galiba sonumuz geldi! 10.000 akçe dediler! Yok mu arttıran? Haydi satıyorum! 10.000 akçe! 12.000! 12.000 akçe! Satıyorum! 12.000 akçe! Haydi! 15.000! 15.000 akçeye sattım! Parayı kim alacak? Ben alacağım! Ben! Siz gidin, ben yetişirim! Burada ne arıyorsun? Can Bey, benimle gel. Ama arkadaşlarım... Nasıl olsa onlar da saraya gelecek. Merak etme. Hadi gel. İşte abi, sana bahsettiğim Türk. Demek öyle! Konuş bakalım, Cengiz Han'ın Bahadır'ı! Bütün Asya'nın hakimi, 9 tuğun altındaki Ulunayan Cengiz Han der ki... ...söz verdiğiniz altınları ve avadanlıkları tez gönderesiniz! Bütün Asya dedin, yanlış duymadıysam! Buna ben de dahil miyim? Kendini bilmez küstah! Şimdi beni iyi dinle! 300 çulsuz atlının önüne geçmiş Cengiz, kendini Kaan mı sanır? Buraya bunu iletmeye geldiğini sanmıyorum! Söyle benden ne ister! Korkarım ki bu söylediklerine pişman olacaksın. Adını acından silmek için Cengiz'in buraya gelmesine hacet yok. Beyinsiz başını kesip ben götüreceğim ona. Türkler büyüyor, yayılıyor. Onları durdurmaya senin gücün yetmeyecek. Bu işe bir ben, bir de kılıcım yeter. Müsaade ederseniz şeyhim, ona bu uzun dilini yutturmak istiyorum. Görünüşüne bakılırsa akıllı bir adam gibisin. Ama bu sarayda akıllı adam olacağını düşünmek bile hata. Seni parçalayacağım! Ha, aman elini çabuk tut! Seni parçalayacağım! Yakalayın şunu!
Tunçiye kaç kişi geldiniz? Şu anda ellerim zincirlerden boşalsın, ilk işim sizleri kılıçtan geçirmek olacaktır. Cengiz dediğin adamın yanında ne kadar kuvveti var? Ölüm korkusu içinize sinmiş sizlerin. Buranın altını üstüne getirmek için orduya lüzum yok. Bunu tek başıma ben yapacağım. Tabii bir ay sonra ayakta duracak takadın kalırsa. Her gün 100 kırbaç vuracaksın. Emredersiniz. Sizi ilk defa böyle görüyorum. Kardeşinize kavuştunuz, daha ne istiyorsunuz? Dinle Sanem. Zindana atılan o genç Türk var ya, bir an aklımdan çıkmıyor. Anlıyorum. Onu seviyorsunuz, istiyorsunuz değil mi? Evet Sanem, evet. Onun beni kaçırmak istediğine inanmıyorum. Gece yarısı kızı Şeyhül Cebel'e götüreceksiniz. Sen avucunu yala! Sus be! Hani bizi saraya götürüyorlardı? Burası da saray ama zindanı. Acaba Can Bey'e ne oldu? Yakalansaydı burada olurdu. İşimiz bitik desene! Demek beni Cengiz Han'a götürecektin. Halbuki bir ara beni sevdiğini sanmıştım. Seni ne kadar sevmiştim. Bu halinle zincire vurulmuş aslana benziyorsun. Biraz kafanı işletseydin, buranın hakimi olurdun. İstersen burada kal. İstersen seninle buradan giderim. Ne istersen yaparım. Yeter ki beni sev. Bu saraylarda zindan hayatı yaşamak istemiyorum. Dört arkadaşın, zindanın başka bir hücresinde senin vereceğin kararı bekliyorlar. Yalan, yalan söylüyorsun. Neden? Şimdiye kadar sana hiç yalan söylemedim ki. Arkadaşlarımı da alacak mıyız? Şimdi benim odama çıkacağız. Bana inan, onları oraya getireceğim. Zindancı nerede? Zindancı aldığı altınlarla çoktan Urumçi'yi terk etmiştir. Hadi, yürü! Yürü! Başka seni diyorum size! Sesini bırakın onu! Can Bey! Çabuk ol! Koşun! Durmayın! Hiçbirini sağ koymayın, hepsini öldürün! Ah!
Mihriban'ı sağ bırakmayın! O senin kız kardeşin değil mi? O bir hain! Sağ bırakmayın! Fakat bir... Koş! Hayır! Hayır! Hayır, gelmeyin! Canbey! Çekeceksin soysuzum.